Azerbaycan'ın Adere bölgesindeki yasa dışı Ermeni silahlı gruplar ile geçici olarak konuşlanan Rus barış güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinin bir bölümünde geçici olarak görev yapan Rus barış gücü askerleri ile Ermeni askerleri arasında silahlı bir olay yaşandığı kaydedildi. Haberde çatışmanın nedeninin Rus barış güçlerinin Adere bölgesi yönünde Ermeniler tarafından kurulan karakollardan birinin yıkılmasını talep etmesi olduğu belirtildi. Ermeni tarafının Rus barış gücünün talebini yerine getirmemesi nedeniyle Ermeni askerle Rus barış gülleri arasında çatışma çıktığı aktarılan haberde Ermeni askerler ile Rus barış güçleri arasında yaşanan çatışma sonrası Rus askerlerinin Ermenilerin koyduğu karakolu yıktığı kaydedildi. Yaşanan olay sonrası Ermeni askerlerin Rus barışı güçlerine kasıtlı olarak bölgenin mayınlı olduğunu söylemediği, iki Rus barış gücü askerinin mayına basarak ağır yaralandığı kaydedildi. Yaralı Rus askerlerinin Hankendi'deki bir hastaneye kaldırıldığı, Rus barışı koruma birliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi eski KGB ajanı Yuri Shivitz, Rusya'nın ancak savaşamayacak durumda olan küçük ülkelere karşı savaşabileceğini, Türkiye'ye karşı savaşamayacağını söyledi. Rusya'nın 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki artan etkisinden endişe duyduğunu aktaran Shivitz, Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki askerliğim sırasında elektronik istihbarat grubundaydım ve askeri birimimiz Odessa'da bulunuyordu. NATO'nun Güneydoğu kanadını ve buradaki ana güç olan Türkiye'yi izliyorduk. Dahası, Sovyet döneminde yaşayan en büyük güç Odessa'nın askeri bölgesindeydi. Bu kuvvetler esas olarak Türkiye'ye yönelikti. Çünkü Türkiye çok güçlü bir rakip olarak görülüyordu. Şimdi Rusya için daha kötü dedi. Rusya'nın askeri bakımdan zayıf olduğunu belirten Shvits bunu Gürcistan Savaşı ve 2014'te Ukrayna'daki olaylar gösterdi. Şu anda Avrupa ve Gürcistan'ı tehdit eden Güney Askeri Bölgesi'nin zırhlı tank teçhizatının savaşa hazır olma durumu %30 ya da 40'tır. Bu, her üç tanktan ve her üç zırhlı personel taşıyıcıdan birinin savaşa hazır olduğu anlamına gelir. Bunun ana askeri çevrelerden biri olduğunu hayal edin. Türkiye, Suriye'de bir Rus Su-24'ü düşürdüğünde, Moskova'nın yanıt veremeyeceğine ikna olmuştum. Rusya ancak savaşamayacak durumda olan küçük ülkelere karşı savaşabilir. Rusya Türkiye'ye karşı savaşamaz diye konuştu. Shivatz nükleer silah kullanamadığı için ve konvansiyonel silahlar söz konusu olduğunda Türkiye ona ağır bir darbe vurabilir. Erdoğan Batı'ya Putin ile nasıl konuşulacağını gösterdi. Çünkü Putin sadece gücün konumunu anlıyor. Yani Rusya Türkiye'nin nüfuzunun genişlemesini anlıyor ama bir şey yapamıyor. Bu, Rusya'nın 2. Karabağ Savaşı'ndaki konumunu açıklamamıza izin veriyor dedi. Rusya'daki iktidar rejiminin, parası olan ülkeleri paraları olduğu her an onlarla oynamayı tercih ettiğini belirten Şivest, Ermenistan'ın çabucak paraya çevrilebilecek ne parası ne de kaynakları var. Bu açıdan bakıldığında, Erivan'ın Rusya'ya sınırlı bir ilgi gösterdiği görülüyor. Bence Ermenistan artık her şeyden önce Rusya için bir yük. Putin rejiminin alıp cebine koyacağı bir şey kalmadı, ne yapacaklarını bilemiyorlar dedi. Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak görev yapan Rus barış güçlerinin yeni komutanı Tümgeneral Mihail Kosobokov ve Rusya'nın Gümrü'deki 102. Askeri Üssü'nün komutanı Albay Dmitri Ovcharov ile bir araya geldi. Toplantıya Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Görşer Şerbakov da katıldı. Görüşmede Karapetyan, Rusya'nın bölgedeki askeri politik duruma istikrar getirme çabalarının yanı sıra Karabağ'daki barışı koruma misyonunun etkinliğini övdü.